Mesafe ile vitesi genellikle örtüştürüyoruz. Yani paralel görüyoruz. Zannediyoruz ki yani işte 50 metre sonra 2'ye atmalıyım, 100 metre sonra 3'e atmalıyım gibi. Yani biraz birinci viteste biraz seyrettiğimizde aracın gücünü hiç göz önünde bulundurmuyoruz. Ha ben ne de olsa bayağıdır 1'le gidiyorum ya deyip 2'ye atıyoruz vitesi. Ama araba güçlenmediği takdirde belki saatlerce bile 1'le gidebilirsiniz. Mesela yoğun trafiklerde sürekli 1'le gidersiniz. Sürekli. Çok yoğun. Dur kalklı yerlerde. Ya da çok böyle stabildir hız ama birliktir atıyorum 5'le sürekli böyle yaklaşık 200 metre de gidebilirsiniz. Bu yaptığınız mesafeyle alakalı değildir vitesi yükseltmek. Aracın tamamen gücüyle ve devriyle işte yani güç dediğimiz şey devriyle alakalıdır. Aracın motor devre yaklaşık 2000'i gösterdiğinde vites muhakkak mevcut olanın bir üstüne çıkmak zorundadır. Yani 2000 devre gösterdiğinde. Ama bir parantez açacağım buraya. Hangi durumlarda 2000 devri gösterdiğinde? Düz, eğimsiz bir yerde iseniz seyrederken ya da iniş eğimli bir yerdeyseniz 2000'li devirlerde vites yükseltebilirsiniz. Bakın çıkış eğimi sakladım. Yani şimdi çıkış eğimi anlatacağım. Çıkış eğimli yerlerde bu farklıdır arkadaşlar. Bunu birçok derste anlattım, yine anlatıyorum. Yani ona denk gelmeyen buna denk gelir en azından. Çıkış eğimli yani yokuş yukarı dediğimiz yerlerde araçla tırmanırken aynı şeyi yani vites yükseltme işini 2000'li devirlerde yani 2000 devirde yaparsanız araba stop edebilir ya da hatta bir şey sormuştum. Dedin ya neden zıpladı hocam araba diye ilk yaptığında. Bundan dolayı yani düz bir yerle aynı güçte rampa çıkarken vites yükseltirseniz arabanız sersemler, tökezler hatta stop eder. Bu yüzden çıkış eğimli yerlerde yani yokuş yukarı dediğimiz yerlerde vites yükselteceğiniz zaman muhakkak araç gücünün, motor gücünün 3000 devri yaklaşık görmesi lazım. Yani daha bağırıyor olması lazım arabanın motorunun. Daha istiyor olması lazım. Yani biz buna gazı doyurmak da diyebiliyoruz. Yani vitesi yükseltmeden önce genel kullanan bu işi yapan arkadaşlar, araba kullanan arkadaşlar her vites değiştirmeden önce muhakkak bir gaz basar sonra vites yükseltirler. Hani gazı doyururlar ve vites yükseltirler. Yani işi garantiye alırlar ama bunu bu da devirsiz kullanıma giriyor biraz. Bunu rampa çıkarken muhakkak yapın ama. Yani rampa çıkarken arabayı bir iyi bağırtın. Yani 3000'li devirleri gösterin arabaya. Ardından vitesi yükseltin. Aksi halde aracın sersemlediğini, tökezlediğini, titrediğini ve hatta stop ettiğini görürsünüz. Yani düz bir yere ve iniş bir yere nispeten çünkü buralarda 2000 devirlerde vites yükseltebilirsiniz. Ama çıkış eğimli yerde buna nispeten dediğim gibi 3000 devirlerde vites yükseltmelisiniz. Ben bunu her seferinde yanına dipnot olarak da koyuyorum. Ben devirlerden bahsediyorum. Yani şu devre göre vites yükseltilir, bu devre göre işte vites düşürülür gibi anlatıyorum ama benim her zaman istediğim şey şu sizden. Vites yükseltirken ya da düşürürken bir şeylere bakarak değil, bir şeyleri dinleyerek bence ya da bir şeyleri hissederek yapmaya çalışın. Çünkü dünkü dersimde de anlatmıştım. Bir çay bardağını mutfaktan bir yakınınıza götürürken, yani babanız annenize çay servisi yaparken çay bardağına bakarak götürebiliyor musunuz? Ya da genelde ne derler? Bardağa bakma dökersin. Önüne bak derler değil mi? Hı hı. Yani arabayı lütfen çay bardağı gibi görün. Çünkü arabaya bakarak bir şeyler yaptığınızda muhakkak önünüzde belli aksaklıklar olacaktır. Bardağa bir durduğunuz yerde bakın. Elinizde bir bardak tutun. Bir de hareketliyken bakarak gitmeye çalışın. Bakın araba dururken istediğiniz yerine bakabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz.
Ama araç hareket halindeyken arabanın içerisine baktığınızda problemlerle karşılaşırsınız yolda. Çünkü seyir halindesinizdir. Bu yüzden hedefe bakarak gidilir. Arabaya bakarak değil. Yani acaba hangi devirdeyim? Acaba vites kaçta? Acaba sinyali böyle mi verecektim gibi. Bırakın yanlış yapın, eksik yapın. Zamanla her şey çünkü tecrübeyle sabittir. Yapılan hatalarla daha iyi şeyler yaparsınız. Hataları tabii işaretlediğiniz müddetçe. Yani hataları işaretleyin. Deyin ki ha bunu yapmamalıydım. Bunu yapmamalıydım, bu olmamalıydı gibi. Fakat yine de bakmayın arkadaşlar, karşıya bakın. Buna göre nasıl vites yükselteceğim? Düz yerlerde, bunu bir kere daha yapmıştım, çok gülmüştünüz. Gülmeyin bir daha bu sefer ama. Düz yerlerde ya da iniş yerlerde motordan şu sesi duyduğunuzda vites yükseltebilirsiniz. Yaklaşık aaa diye bir ses duyarsınız. Fakat rampa çıkışlarda yani çıkış eğimli yerlerde bu sesi aa diye duyduğunuzda vites yükseltirseniz işte aracınız stop edebilir ya da sarsılır. Çıkışlarda bu ses artmalı. Aa diye bir ses duymalısınız. Yani hazır olduğumuzda kalkalım. Arkadaşlar çok sık anlatmama rağmen bu konuyu bir kere daha anlatacağım. Genelde yaşanan bazı sıkıntılardan biri de bu. Rampalarda hızımız düşükken vites yükselttiğinizde arabamız bayılır. Bu yüzden rampalarda vites yükselteceğiniz zaman tekrar duralım. Yerden. Mesela bak bu bile azdı. Söyleyeyim. Rampalarda vites yükselteceğiniz zaman lütfen aracın motor sesini daha fazla duymaya çalışın. Yani gazı doyurmak diyoruz biz ona. Gazı bağırtın yani aracı biraz güçlendirin gazla ardından vites yükseltin. Nedeniyle ilgili videom var aslında ama bir kere daha izah edeyim. Çünkü siz vitesi değiştirene kadar debriyaja basılı olduğu için ayak güç geçişi olmuyor lastiklere. Dolayısıyla da yokuşta da güç çok çabuk kesilir. Yani birden güç kaybetmeye başlarsınız. Eğer düz ve iniş yerler gibi düşünürseniz, yani hafif gaz vererek vites yükseltmeye çalışırsanız arabanız bayılır ya da stop eder. Hatta bir kere yapalım. Hadi birle kalkalım. Zaten birle kalkıyoruz da birle kalkalım. Bir saniye özür dilerim. Tamam. Şimdi düz bir yerde vites değiştirir gibi vites değiştirir. Yani düz bir yerde nasıl? Aracın gücü çok fazla değilken. Hani hafif bağırdığında vites yükseltiyorduk ya da inişte değil mi? Hadi rampa çıkıyoruz şu an. Rampa çıkarken de aynısını yap. Nasıl bir reaksiyon alacağız? Nasıl bir tepki alacağız arabadan onu göre. Mesela hangi hızlarda vites yükseltiyoruz düz yerlerde? Yaklaşık. 2000'de bir. Evet. Şimdilerde mesela değil mi? At bakalım arabanın reaksiyonuna göre. Ne yaptı araba? Belki zıpladı. Değil mi? Sarstı. Şimdi duralım. Daha ağır, sen aferin sana maşallah. Yani çok çabuk değiştiriyorsun vitesi. Daha ağır kalsaydın araba stop ederdi söyleyeyim. Çünkü güçsüzdü zaten. Hı hı. Halbuki rampa çıkarken tekrar kalkalım. Güzel. Devrinizin en az 3000'lerde olması lazım. Hele ki arabanızda ağırsa. Sınavlarda 4 kişi oturuyorsunuz. Mesela bağırt. Daha fazla bağırt önce arabaya. Yani gazı evet doyurarak. Daha doyur. Daha doyur. Şimdi yükselt bakalım. Herhangi bir sarsıntı hissedin mi? Hayır. Cık derken hayır değil mi? Evet. Burada durup geri yapacağız. Evet. Arkadaşlar. Geri yapalım. Arkadaşlar. Rampalarda lütfen aracımızın devri en az hemen hemen 3000'ken vites yükseltmeyi unutmayalım. Yani aracı biraz bağırtalım. Gazı biraz doyuralım. Aksi halde siz vitesi yükseltene kadar arabanız yani bizim sürücülerin deyimiyle, tabiriyle bayılır. Daha dik yerlerde de o baygınlığın sonucu olarak da stop eder. Ya da ilk etapta çok ağır hareket ediyorsanız direkt çak diye stop eder. Demek ki rampalarda gazı ne yapacağız yerden? Doyuracağız. Bağırtacağız ve doyuracağız. Güzel. Doyuracağız. Ardından vites yükselteceğiz. Bu gaz doyurma olayı yeterli. Fazlasıyla geldik. Bu gaz doyurma olayı
düz ve iniş yerlerde çok önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Gazın etkisini işte devri 2000'de gördüğünüzde, hatta inerken 1500-2000 arası bile yeterli. Ama ben bunu anlatırken bir kere daha söylemiştim. Ben çok fazla göstergelere bakılmasını tavsiye eden biri değilim. Yani ben devir söylerken siz de bunu devir olarak tabii bilin ama oraya çok bakmamaya çalışın. Bunu kulağınızla, yani motordan çıkan sesi dinleyerek yapmaya çalışın lütfen. Yani araç daha istiyor olmalı. Daha bağırıyor olmalı. Anlatabildim mi? Bu yüzden vites yükseltmeleri sese göre yapmaya çalışın. Muhakkak motoru dinlemeye çalışın. Zamanla zaten motoru da dinlemenize gerek kalmayacak. Aracın belli limitlerini ezberlemiş olacaksınız ve ona göre vites yükseltiyor olacaksınız. Ama biraz zamana ihtiyacınız var. Vites düşürmelerde de araç yavaşladığınızda yine sirkelenmeye, sarsmaya başlar kendini. Yavaşlamaya başladığınızda. Bu durumlarda da sizden vitesi küçültmenizi, yani gücü arttırmanızı isteyecektir. Vitesi küçülttüğünüzde güç artar aslında motordaki, yani çünkü vitesi küçülttüğünüz zaman devir yükselir. Bir bakarsınız devir saatin hatta daha rahat gitmeye başlar araç. Çünkü neden titriyordur araba yavaşladığınızda? Zorlanıyordur artık. Yani taşıyamıyordur. Yani dediğim gibi hislerle ve seslerle biraz hareket etmeye çalışın. Evet, yeni başlayan biri için biraz zordur ama bu şekilde alışın arkadaşlar. Size şu şekilde göstereceğim. Bakın şurada ağaçlar var. Parmağımla şu an gösteriyorum. Bakın şurada ağaçlar var. Şurada da var. O ağaçların yanlarında biz mertek deriz ya da kazık işte. Yani yanına çakılmış. Bunun bir sebebi olmalı. Ahmet, sen de bana eşlik etmiş ol. Neden o kazıkları onun yanına çakmışlar sence? Ağaçların. Sarsılmasın diye. Bence düzgün büyüsün diye. Küçüklükten yani beri yanındalar. Eğilmesin diye. Yani olay şu. Atasözüne dönüyoruz çünkü. Ağaç yaş iken eğilir. Eğer küçük bir fidanken, ben her evresini hatırlıyorum o ağaçların hemen hemen. Çünkü 7 yıldır falan buradayım. Ama 2-3 senelik o ağaçlar. Eğer onları yapmasalardı eğilebilirdi o ağaçlar. Eğilirdi, yamuk büyürdü. Yani ağaç yaş iken eğilir. Başta nasıl başlarsanız meseleye, sonda da öyle devam eder arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi sese biraz daha duyarlı olmaya çalışın. Reaksiyonlara duyarlı olmaya çalışın. Acele etmeyin. Yaparsınız. Hiçbir zorluğu yok araba kullanmanın. Biz Ahmet'le parçalışacağız. Size iyi dersler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler.